Lige genç bir kadro ile iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom'un antrenmanını izlemek için Ankara Arena'dayız. Takımın baş antrenörü Burak Gören ve takım kaptanı Muhammed Baygül ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Telekom basketbol takımı baş antrenörü Burak Gören'le beraberiz. Lige genç bir takımla iyi bir başlangıç yaptınız aslında. Genel bir değerlendirme alacak olursak hocam. Yani tabii şöyle düşünmek lazım, şöyle değerlendirmek lazım. Pandemi çok uzun bir ara vermemize neden oldu. Geçen Mart ayından beri basketbol salonlarından, spor organizasyonlarından uzak kaldık. Tabii yeni sezon pandeminin getirdiği etkilerle birlikte çok zor şartlarda başladı. Yani uzun süre oynamayan oyuncuların varlığı, takım antrenmanlarının biraz daha geç başlaması, seyircinin salonlarda olmaması, bunun gibi birçok parametre bir araya geldiği zaman herkes adına çok zorlu ve öngörünün olmadığı, birçok belirsizliği de içinde barındıran bir sezona başlangıç oldu. Tabii biz bu şartlarda iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve ligde sizin de bahsettiğiniz üzere iyi başladık. Yani deplasmanda Efes maçını kaybettikten sonraki kazanabileceğimiz maçtı. Son topa kadar da oynadık. Ondan sonra iki tane çok önemli değerli rakibe karşı alınmış galibiyetle birlikte ligin hemen üst sıralarında yerimizi bulduk. Tabii bu senenin özelinde bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Çünkü gerçekten sağlık problemlerinin ligin neresinde hangi takımı nasıl etkileyeceğiyle alakalı bir öngörümüz yok. Dolayısıyla eğer sağlıklı kalabilirsek, beraber kalabilirsek iyi bir takım hüviyeti, iyi bir kimyanda oluştuğunu düşünüyorum. Telekom adına çok başarılı bir sezon geçeceğini de düşünüyorum. Ama tabii bütün bu parametreleri göz ardı ederek de bir öngörüde bulunamıyoruz yani. Peki son büyük çekmece maçını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii pazar günü çok değerli bir takımla oynayacağız Büyükçekmece ile. Evimizde oynayacağız ama tabii biraz evvel de bahsettiğim gibi seyircisiz maçlar oynuyoruz. Bu herkesin adapte olması açısından çok kolay değil. Bizim de hiç alışık olmadığımız bir şey. Biz son Ankara'da çok yüksek sayıda bir seyirciyle burayı bırakmıştık, bu salonu, ama başlangıcımız seyircisi oldu. Darüşşafaka maçında bunun eksikliğini çok fazla hissettik. Tabii Büyükçekmece de lige iyi başlayan takımlar arasında ve iki tane galibiyetle başladılar. Çok iyi çalışan, çok değerli bir koçu olan ve çalıştığı çok her halinden belli olan bir takım. Dolayısıyla son derece tehlikeli bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda tabii kazanmak için, kendi sahamızda hata yapmak istemiyoruz. Bunun için de bütün çalışmalarımızı yaptık. Artık bir iki günlük son çalışma süresinden sonra pazar günü 5.30'da o maça en hazır bir şekilde sahada olacağız. Yanılmıyorsam bir 10 gün sonra Avrupa yolculuğu da başlıyor. Bunu uzaktan bağlantı yaptığımızda da konuşmuştuk sizinle, ama Türk Telekom'dan neler beklemeliyiz bu yolculukta? Yani şöyle, geçmiş 3 senede biz Türk Telekom markasını gerçekten çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz ve çok önemli başarılar da kazandık. Avrupa'da bunlardan bir tanesi. Geçen sene özellikle bu senenin başında son 8 oynadık. Geçen sene son 8'e kalma başarısını gösterdik ve bu senenin başında da maalesef çok şanssız bir Dijon mağlubiyetiyle daha ileriye gidemedik. Tabii bu sene biraz evvel söylediğim şartlardan dolayı Avrupa'nın da birçok, Avrupa Kupası'nda da birçok etkilerini göreceğiz bu sağlık problemlerinin, ama zorlu bir gruptayız. Yani Hapoel Jerusalem, Limoges ve Igoekea gibi 3 tane çok önemli takımla birlikte gruptayız. İlk hedefimiz tabii bu gruptan çıkmak, ilk ikiye girerek. Ondan sonraki adım adım değerlendireceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Telekom basketbol takımından Muhammed Baygül ile beraberiz. Sezon başladı, 3 hafta geçti. Takım durumu nasıl, bunu öğrenmek istiyorum. Dediğiniz gibi 3 haftadır maçlar başladı Türkiye Ligi'nde. 2 galibiyetteyiz, üst üste 2 maç kazandık. Gün geçtikçe daha iyi oluyoruz. Amacımız her geçen gün daha iyi basketbol oynayarak galibiyet serisini devam ettirmek. Bu yolda da iyi gittiğimizi düşünüyorum, iyi çalışıyoruz. Bakalım, pazar günü bir maçımız daha var Büyükçekmece ile. Onu da kazanarak üst üste 3 maç kazanmış olmak istiyoruz. Dediğim gibi gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yeni bir takımız. Bu yolda çalışmaya devam ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederim.